Bu öpücük seni düzeltecek ve eskisi gibi kocam olacaksın. Ben geldim. Ya Perihan teyze, en güzel yerinde geldin. Aa, neyin en güzel yerinde? Ne oluyor burada ayol? Olamıyor Perihan, olamıyor. Dedem bize anneannemle ilgili çok güzel bir aşk masalı anlatıyordu. Ya evet. Ya belki babamın kendi kendine uydurduğu bir masaldı ama çok duygusal, çok romantikti. Aa, hay Allah. Keşke gelmeden önce haber verseydim. Ama nereden bilebilirdim? Geçiyordum. Nasılsınız acaba diye bir uğrayayım dedim. İyiyiz Perihan teyze, teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim de ama çok üzüldüm bak şimdi. Önemli değil Perihan. Demek ki bu masalın sonu iyi bitmeyecek. Orası hiç belli olmaz Taceddin Bey. Sonu kötü biten masal yoktur. Yoktur. Umarım öyle olur. Ben dünyaya geldiğimde dedem eskisi gibi görünür. Umarım. İnşallah, inşallah. Dudu nerelerde Allah aşkına çocuklar? Yok. Bil bakalım nereye gitti. Betüş'ün kafesinde yardıma gitti. Dudu, yardıma. Periler aşkına. Ya esasında ben gidecektim kafeye yardıma ama o bana kıyamadı. Kendisi gitti. Bugün pek iyiliği üstünde. Acaba bilmediğimiz bir halt mı yedi? Sihir mihir olaylarına girip onu mu kamufle ediyor? Anlayamadık bir türlü. Aa, bana gelen bilgilere göre gerçekten de hiçbir kötü sihir yapmamış. İyilik yapması da çabası. Aa, kadının huyu mu değişiyor ne? Bilemiyorum ama bir gidip göz kulak olsan iyi olur. Benim tanıdığım Dudu kolay kolay değişmez. Evet, ben de gözlerimle görmeden inanmam. Hemen gidip bakacağım. Ay dur Perihan teyze, biz de seninle beraber çıkalım. Yavuz gelmeden eve gidip yemek yapmam lazım. Hadi oyalanmayın, bir an önce gidin. Masalın sonunu dinlemeye geleceğiz. Sonra görüşürüz dedeciğim. Görüşürüz canım. İyi akşamlar, iyi akşamlar dedeciğim. İyi akşamlar Suzan. Dudu Hanım, duyduğuma göre sabahtan beri buradaymışsınız. Evet öyle oldu ve zaman su gibi akıp gitti. Yani yorulmadın mı hiç? Yok, yorulmadım. Ayrıca iyi geldi, biliyor musun? Kafam dağıldı. Vallahi sabahtan beridir bir dakika durmadı. Arı gibi bir orayı bir burayı bütün işleri yetişti. Ay buna çok sevindim işte. Eksik olma. Annelik işte. Evlatlarım için küçük bir katkıda bulunabildimse ne mutlu bana. Ay. Betüş'cüm sen kapatmıyor musun? Birazdan kapatacağım Perihan teyze. Annemle yalnız konuşabilmek için Suzan'ın çıkmasını bekledim. Anneciğim oturur musun? Aa. Ne konuşacağız ayol? Bugünü. Anne, sana hem Eda hem de kendim adına çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Ay ne teşekkürü? Annelik görevi bu. Duducuğum, biliyor musun? Bugüne kadar yaptığın her kötü sihir için seni cezalandırdık. Ama bu defa içimden bir ses seni ödüllendirmem gerektiğini söylüyor. İşte beklediğim an. Ay Perihan'cığım, ben bütün bunları ödüllendirilmek için yapmadım. Biliyorum Duducuğum. İşte zaten bu yüzden ödüllendirilmeyi hak ettin. Şimdi dile benden ne dilersen. Yok yok. Hiçbir şey istemem. Hayır Duducuğum, isteyeceksin. Çünkü sen bunu hak ettin. Aa, anneciğim yerinizde olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Ben de kaçırmayacağım zaten. Hiç renk vermeden bu iyiliği niye yaptım sanıyorsunuz? Ay salak mıyım ben? Sabahtan beri belim koptu çalışmaktan. Düşündün mü? Ay bakayım düşüneyim. Düşündüm. Bana şu yeni çıkan peri kitabını hediye edebilir misin? Özel sihirler ansiklopedisini mi? İşte onu. Çünkü bazı yaşlı ve kıdemli perilerin elinde görüyorum. İçinde yeni yeni sihirler varmış. Ama bana okutmuyorlar Perihan. Tabii okutmazlar. Çünkü o kitaptaki sihirler çok kuvvetli sihirler. Onu ancak güvenilebilir periler yapar. Başka perilere yasak. Aşk olsun. Bana güvenmiyor musun? Ay Perihan teyze, bence annem bir defalık olsun güvenilmeyi hak etti.
Güvenelim öyleyse. İşte istediğin kitap bu. Yalnız o kitaptaki sihirleri kötüye kullanır, bizi aldatmaya kalkarsan onu senden sonsuza kadar geri alırım, haberin olsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz veriyorum. Dur bakayım. Dudu, o kitaba bakışlarını hiç beğenmiyorum. Yoksa sen o kitabı Perihan sana versin diye mi o kadar iyilik yaptın? Ay, ne sandın? Ah, yazıklar olsun. Gözünüzün içine baka baka hepimizi kandırdın. Ay, kanmasaydınız şekerim, o sizin sorununuz. Yine kötü kötü sihirler mi yapacaksın? İyi mi kötü mü söylemeyeceğim, yoksa gidip Perihan'a yetiştirirsin hemen. Ay, aradığımı buldum. Neymiş o? Ay, şey, söylemeyeceğim işte. Nereye gidiyorsun? Bari onu söyle. Ay, yukarı. Ay, merak etme, kaybolmuyorum, buralardayım. Ay, hep de merak eder beni. Ne haltlar karıştırıyor gene bu. Kesin bir muzurluk düşünüyordur yine. Dudu bu. Başka ne beklersin ki? İşte aradığımı buldum. Bu sihri yaptım mı Perihan etkisiz hale gelecek. Ve istediğim sihri Perihan'dan ceza alma korkusu olmadan yapabileceğim. İçimden bir ses başımız dertte diyor. Eyvah, bu işi ancak Perihan halleder. Ne yapsam da ona bir haber uçursam. Merhaba Taceddin'ciğim, nasılsın? Zamanlaman harika Perihan, iyi ki geldin. Hayırdır? Dudu'ya verdiğin o sihirli kitap var ya. Şatoya geldiğinden beri Dudu gözünü o kitaptan ayırmadı. Kesin gene bir şeyler çeviriyor. Hatta gözümün önünde olmasın, yaptıklarını sana yetiştirmeyeyim diye kitabı aldı, yukarı çıktı. Bunu tahmin etmiştim. Nasıl yani? Yani önlemimi almıştım diyelim. Ben Dudu'nun isteğini yerine getirirken, yani ona o sihirli kitabı hediye ederken blöf yaptım, blöf. Yani onun gerçekten iyilik yapmaya başlayıp başlamadığını anlamak için. Gördün işte, bütün o iyilikleri daha güçlü sihirlerin olduğu o kitabı almak için yapmış. Üzülme Taceddin'cim. Ben ona gerçek sihirli kitabı hediye etmedim ki. O kitapta yazan sihirlerin hepsi uydurma. Hiçbiri tutmaz. İnanmıyorum Perihan, sen ne akıllı bir perisin. Sağ ol Taceddin'cim. Şimdi içimden bir ses bana çok eğleneceğiz diyor. Hadi sihirli aynadan Dudu'nun yaptığı, daha doğrusu yapmaya çalıştığı sihirlere bir bakalım. Evet, oldu da bitti. Yarından itibaren Perihan'ın bütün gücü bitecek. Ve yaptığım hiçbir sihir için beni cezalandıramayacak. Ben de bildiğimi okuyacağım. Yaptığı sihre bak. Yahu bu peri değil, cadı, cadı. Telaşlanma Taceddin'cim. Yarından itibaren Dudu'nun yaptığı hiçbir sihir tutmayacak. O sihir yaptıkça her tarafında çiçekler açacak. Perihan'ı kandırmak, ona sihir yapmak neymiş görecek. Anneannemi hiç sormayın. Perihan teyze ona öyle bir ceza verdi ki, ne zaman sihir yapmaya kalksa her tarafında çiçekler açıyor. Şimdi çiçek bahçesi gibi geziyor ve Perihan teyze onu affetmesi için yalvarıyor. Teyzem de yaramazlık yapmasın diye hala bebeğine masallar anlatıyor. Şimdi kimse benim sihirli günlük tuttuğumu anlamadan yatmam lazım. İyi geceler günlük, artık sana hep yazacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bizim evde peri.
hayat renk.